Herkese merhaba. Bugün parka gitmiştik Nefes'le beraber. Parka gittiğimizde saçımı şöyle toplamıştım. Kamerada video çekerken, vlog çekerken gördüm ki diplerim çok fena. Yani benim saç boyama zamanım gelmiş. Gördüğünüz gibi. Instagram'da beni takip ediyorsanız öne çıkanlarda 2020'deyiz değil mi? 2020 boyunca yaşadığım saç maceralarını paylaşıyorum. Her defasında farklı bir renge boyadım sanırım. Bugün yine farklı bir renge boyuyorum. Yalnız bu sefer şöyle bir şey var. Çoğunluk beni Türkiye'den takip ediyor. Bu sefer saç boyamı bulabilirsiniz. Çünkü Türkiye'den getirdiğim boyayı boyuyorum artık. Palette'nin 7-0 kumral. Ya, geçen yaz bunlardan almıştım. Saçımı bunlarla boyamıştım. 3 paket gelmiş ya da getirdim hatırlamıyorum. Ya ben getirdim ya annem getirdi. O kısmını hatırlamamakla beraber 3 kutu vardı. 2 kutuyu kullanacağım. Tek kutu güvenemedim. Tekrar hazırlamaya da üşenirim diye ben bol bol olsun diye 2 kutu hazırladım. Boyayı hazırlarken sesli video çekemedim. Çünkü çamaşır makinesi kurutma çalışıyordu. Onun sesi alacaktı. 2 adet 7-0 kumral. Bunları şu sanatçıların kullandığı tüp boya, metal boyalarda böyle kullanmayı şu ize bayılıyorum. Bir kere böyle el kremi falan da kullanmıştım. Maskede kullanmıştım. Sırf bunu kullanabileyim diye. Ve şu an o ilaç çekmecesinde duruyor tüp ilaçları kullanmak için. Şu ize ve sese bayılıyorum. Çok güzel değiller mi? Evet. Onları da yaptıktan sonra saçlarımı alam şalam. Uzun zamandır krem boya boyamıyorum saçımı. Değil mi? En son Türkiye'de boyamıştım yine. Türkiye'de saçımı boyarken geçen senenin vloglarında var. Tarak çıkardım. Tarağı bulamıyorum. Saçımı en son Japon köpük boyayla boyamıştım. Bana bu rengi yakıştırdığınız teşekkür ediyorum. Bakalım şimdi kumrala boyayacağım. Bakalım bu rengin üstüne ne olacak? Açılacak mı? Kapanacak mı? Diplerim gördüğünüz gibi. Bir ayı geçti herhalde saçımın boyası. Diplerim, beyazlarım bu halde. Kendi saç rengim ve son boyadığım saç rengi. Bu haldeyiz. Hadi bakalım başlayalım. Boya tabağım Schwarzkopf'ta. Türkiye'den. Söke'de bizim Halay Kozmetik vardı. Şimdi adı değişti. Olay mı oldu? Ne oldu? Bir şey oldu. İstasyon Caddesi'nde. Orada Arzu abla vardı. Arzu abla ekşi şeker videolarımın birinde var. Novada'da mağaza müdürü kendisi. Çok beğendiğim bir kadındır. Çok severim. Arzu abla videolarımı seyretmiyordur herhalde. Şu an güneş gözlükçüde çalışıyordu en son. Sonrasını bilmiyorum. 4 çocuk annesi. Bir oğlu bir kızı vardı. Bir de ikizleri oldu maşallah. Onlar da bir oğlan bir kız. Bir anda kocaman aile oldular. Ne güzel. Size 3. olayı anlatacağım. Eğer Japonya'da başıma gelenler miydi? Bu Starbucks çilekli frappuccino videosunda size 2 olay anlatmıştım müşteri hizmetleriyle alakalı. Bir tane daha olay anlatacağım dedim ama zaten o müşteri hizmetleriyle alakalı bir olay değildi. O olay şudur. Bizim benim videolarımı takip ediyorsanız eğer benim evimin çevresinde hani böyle yürüyüş vloglarında falan görmüşsünüz. Hep tek katlı evler. Bizim de öyle müstakil evler. Ve bazı böyle evlerin arasında arsalar var. O arsalarda sebze meyve yetiştiriciliği yapıyorlar. Dedeler, neneler. Ama genelde o sebze meyveleri toplayanlar olmaz. Çünkü bilmiyorum neden. Spor olarak yapıyorlar herhalde. Böyle burada şey kültürü de yok. Mesela komşum al benim ağaç işte elma yaptı, mandalin yaptı. Bu yürüye yok. İşte onun da sebebi şuymuş. Ağaçtan kopardıkları ürün ne kadar lezzetli emin değiller. Şekli yamuk, yağmur yedi, böcek yedi. İşte çirkin görünümlü. Çünkü Japonya'da marketlerde her şey mesela salatalıklar falan tüp içinde büyütülüyor ki hepsi aynı boy, düzgün olsun. Yamuk olan patatesler, ama patates de aynı şekilde hatta. Tüpte değil ama yamuk patatesler, işte yamuk meyve, sebzeler köylü pazarı gibi böyle
yerel yetiştiricilerin sergisinde görece daha uygun fiyata satılır. Bence onlar daha lezzetli, daha böyle ilaçsız olduğuna falan inanıyorum ben en azından. Hani bilmiyorum, küçük yetiştiriciler ilaç kullanıyor mu kullanmıyor mu, ama hani bizde Türkiye'de en azından o kadar şekle önem verilmiyor. Pazarda falan hani, hele bir de şimdi organik davasına hiç önem verilmiyor. İlaçsız olması falan diye. O yüzden genelde böyle bu evlerin arasındaki arsaların olduğu yerlerde, o bahçelerin orada ürün üzerinde kalır görürsünüz yani. Ama bizim bir tane dedemiz var. Benim sokakta annem arkadaş oldu. Bizim çöp attığımız, yani bizim çöp noktamızın karşısında oturan dede de sebze meyve yetiştiriyor. Evi var orada. Kocaman evi var. Kocaman evinin ön bahçesi var. Bir de evinin arkasında bir arsa alan var. Orada işte kabak, daikon, Japon turbu, işte bir sürü şeyler yetiştiriyor yani. Orada sebzesi meyvesi var. Annem ne zaman burada işte çöp atmaya gitse, onunla orada karşılaşmışlar dedeyle. Annem yarım Japoncasıyla dedeyle muhabbet etmiş, işte ben Türk'üm falan filan diye. Daikon'u göstermiş dede, yer misin demiş. Annem de yiyoruz demiş. Daikon Japon turbu, beyaz turp. Benim alışveriş videolarımda görüyorsunuzdur sık sık eğer izliyorsanız. Annem de eve koşmuş gelmiş. Dede daikon verince ona, o Japon turbunu verince, annem de evden Türk abur cuburları yapmış bir torba, evde olanlardan. Dedeye götürmüş, sen de bunu al diye. Dede yok hayır falan demiş, ama annem buyur hani al demiş, olmaz. Ondan sonra dede ara sıra bize sebze getirmeye başladı. Annem Türkiye'ye döndü. Bu muhabbet ne zaman? 4-5 senesi vardır herhalde. Dede ara sıra işte sebze meyve getiriyor bize. İşte böyle yetiştiricilik falan filan yapıyor. Ondan sonra biz geçenlerde işte nefesle yürüyüş yaparken ne oldu? Bir dakika. Nefesle annem yürüyüş yaparken, burada annem buradayken yani, karısı görüyor Nefes'i. Çok güzel bebek olmuş falan filan diye böyle işte çok hoşuna gidiyor. Annemle sohbet edemiyor. Eve gidiyorlar. Ondan sonra söylüyor, kocasına söylüyor. İşte Katolar'ın bebeği büyümüş. Çok güzel yapma bebek gibi olmuş. Gel gidelim bakalım. Kapıyı çaldılar. Ellerine de bir paket... Bir dakika. Değdi, huylandım. Katolar'ın bebeğini görmeye gidelim diyor. Bir kapıyı çaldılar. Ellerinde bir paket böyle Japon abur cubur almışlar. Biz bebeği görmeye geldik. Dedim buyurun görün. Aldım Nefes'i, kucakladım, dışarıya çıktım. Çünkü eve gireler... Ben hem eve davet ettim, hem de böyle eve girmek niyetleri pek yoktu. İşte Nefes'i kucağımda sevdiler. Sorular sordular. İşte annem de mi vardı o zaman hatta ya? Emin olamadım. Neyse. Ondan sonra tekrar sebze getirdiler mi getirmediler mi bilmiyorum. İşte kapıda Nefes'i gördüler. Akşamüstü bir sonra biz Nefes'le yürüyüşe çıkıyoruz ya, her akşam böyle, her akşamüstü. Onların evin önünden geçiyoruz. Dede yok ortalarda. Ne ön bahçede ne arka bahçede. Çünkü onların hem evin önünden geçiyoruz hem arkasından geçiyoruz. Karısını görüyorum. Karısı var ortalarda. Hani evinde oturuyor böyle. Perdeleri açık oturup televizyon seyrediyorlar onlar. Görüyorum camın önünde oturuyor. Köpekleriyle işte var orada. Bazen göz göze geliyoruz, selamlaşıyoruz falan karısıyla. O evde otururken böyle selamlaşıyoruz falan. İyi ki iki paket yapmışım bence. Baya güzel yedirdim. Ondan sonra dede ortalarda görünmemeye başladı. Allah Allah, böyle ben hep bu sefer yöşeledim ki ya dedim. Dedenin bir de böyle, dede böyle ağır aksak yürüyor. Bir de kulağı duymuyor. Böyle dede yok ortalarda. Ne içeride görüyorum, ne dışarıda görüyorum, ne karşılaşıyoruz falan. Ondan sonra akşamüstü yürüyüşe çıkıyoruz ya biz Nefes'le. Onların evlerinden geçerken onların o arka taraftaki bahçesinde böyle iş üniformu, ama nasıl böyle
Japonya'da üniforma ama şey inşaat işçisi gibi, böyle tarla işçisi üniforması var burada böyle. Hani adamların, dedelerin böyle çalışırken, beden gücüyle iş yaparken giydikleri bir üniforma var. İşte tarlada, işte ev yıkımında, şunda bunda. Ev boyamada, ev yapmada falan böyle inşaatçıların falan giydiği gibi bir üniforma var. Dede, o böyle dede bana baktı. Ben dedeye baktım. Ben kafama hani bir şey, selam da vermedim. Herhalde dedim, dede iyice, ya dedeye bir şey oldu, ya evde rahatsız yatıyor, ya da dedeyi kaybettiler. Ama hani karısı da bu işten anlamadığı için herhalde parayla birini tuttular diye düşündüm kendi kendime. Üzüldüm de açıkçası. Hani dedeyi göremeyeceğim bir daha falan diye. Çünkü bizim yan komşudaki yan komşu dedeyi de ben çok seviyordum. Onu da kaybettik. Neyse, Yoşi'ye de söyledim, dedim herhalde bak dede ortalarda yok. Birini de gördüm orada. Herhalde parayla birini tuttular bu işleri yapsınlar diye. Çünkü şey yapıyordu. İşlerle ilgileniyordu. Yani orada çapa mı yapıyor, ne yapıyor bilmiyorum. Ürünlerin başındaydı. Ondan sonra Yoshi de bir akşam nefesle yürüyüşe çıktıklarında Yoshi de görmüş yine bir tane böyle öyle iş kıyafetli. Yani şey öyle iş, yani işi, inşaat işi, inşaat işidir. Bir dakika. Hemen saate bakıyoruz. Kulağımız kaşındı. Ay, bu her yeri boyuyor. Bu Türk boyası. Benim bunu unutmuş olmam. Köpük boya boyamıyor çünkü cildi. Yarım saat. Tabii Yoshi ile aynı insanı görüp görmediğimden emin değilim. Ama Yoshi de birini görmüş. Öyle üniform, hani iş kıyafetleri vardı falan dedi. Ben dedim tamam dedi. Artık dedik dedeye bir şey oldu yani, kesin iki kere üst üste. Çünkü tarlasına niye başkası ilgilensin? Tarla dedim, bahçe yani küçük. Neyse. Biz bir akşamüstü yürüyüşe çıktık üçümüz. Yoshi, Nefes, ben. Onların evin önünden geçerken dedeyi gördük evin önünde. Dede böyle pijamalarını giymiş, duşunu almış. Bizi gördü. Diye böyle geldi, selam verdi falan böyle. Ben çok sevindim. Dedenin de kulağı duymuyor. Nasılsın dedim. İyiyim, sağ ol, sen nasılsın falan filan dedi işte. Bir dakika şunu suya koyayım. Dede dedi işte iyiyim dedi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, işte görünmüyorsun falan dedik. Ama ne kadar duyuyor beni, ne kadar duymadığını bilmiyorum. Ama işte iyi gördük, selamlaştık böyle muhabbet ederken falan. İşte biz orada dururken bir tane köpek gezdiren bir kadınla kız geldi, maskeli böyle. İşte onlarla biz de durdu böyle. Ha dede, ondan önce dede dedi ki patates yer misiniz dedi. Biz de yeriz dedik. Dur ben dedim size patates getireyim dedi. Biz onların evinin öyle önünde bekliyoruz. Sonra bir köpek gezdiren işte bir kadınla bir kız geldi. Onlar da durdular, merhaba, iyi akşamlar, selamlar. Aa, büyümüş kız. Kız değil mi falan. Evet kız falan, işte Nefes'i sevdiler. Hani niye bekliyor bunlar bizi? Onlar da bizi beklemeye başladılar. Ben diyorum ki bunlar niye bizimle bekliyorlar acaba falan diye. Sonra ben anladık ki onlar bizim dedenin kızı ve torunu. Ben torunuyla tanışmıştım. Bizim kapıya gelmişti o da anneannesiyle. Ama ben kızlarını hiç görmemiştim. Bir de maskede olunca uzun zamandır görmeyeceğiz. Tabii bilemedim falan. Neyse, ayaküstü sohbet etmeye başladık. Geçenlerde Japon televizyonunda İmam Bayıldı'yı anlatmışlar. İmam Bayıldı diye bir yemeğiniz mi var dedi. Evet dedik, ismi çok komik, ha 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 falan, onur muhabbetini yapıldı. Televizyonda anlatmışlar neden İmam Bayıldı denildiğini falan. Onları anlattık. Ondan sonra ben dedim çok sevindim dedim dedeyi gördüğüme dedim. Hani dede için endişeleniyordum dedim. Bir süredir görmüyordum işte. Bir de şey parayla birini tuttunuz sandım deyince ne dedi kadın. Yok falan yaptı. Bir ne zaman gördün dedim. Bir ay olmadı yani. Yoshi dedi ben de gördüm. Hani biri vardı burada. Babasına sordu. Baba sen dedi birini çağırdın mı? Dedi yok, karşı komşu olabilir mi dedim. Yok değildi yani, bildiğim kadarıyla karşı komşu değil. Allah Allah falan dedi, hırsızdır o zaman dedi. Ne yazık ki dedi çalıyorlar dedi sebzeleri, meyveleri dedi, hani ürünlerimizi dedi. Hatta dedi buranın yerlisi zengin insanlar da yapıyor bunu dedi. Hani burada evleri şeyleri var dedi. Ben böyle çok şaşırdım. Çünkü hani hiç ihtimal vermiyordu bana göre ne zaman geçsem ürünler üstünde. Ben bir de geçerken hani bir göz hakkı diye bir tane bir şey bile almayı düşünmem yani, aklımın ucundan geçirmem. Baya baya buranın, şimdi burası tabii yerleşim biri ama eski bir mahalle köy gibi bir şey yani, sonunda sonradan şehirleşme olduğu için. Burada mal mülk sahibi, eskinin yerlisi, kocaman yeri evi olan insanlar bile hırsızlık yapıyormuş.
Ben çok şaşırdım. Dedim bir dahaki sefer dedim ben sosleneceğim dedim. Konuşacağım. Siz kimsiniz diyeceğim. Hani ne yapıyorsunuz diyeceğim falan dedim. Sakın sakın deme dedi. Saldırıyorlar bir de dedi. Yani hem hırsızlar hem de onlarla konuştuğunda ne yapıyorsun, neden alıyorsun falan dediğin zaman saldırıyorlar dedi. Hiç gerek yok. Boş ver lütfen dedi kızı. Adam da Allah Allah kimmiş o falan dedi. Ama yapıyorlar dedi. Hatta geceleri arabayla gelip bütün ürünleri arabaya koyup öyle gidiyorlarmış. Çok şaşırdım. Anlatacağım üçüncü şey buydu. Buralarda hırsızlık yok gibi görünse de aslında var. Hatta bizim bu benim yine videolarımda görüyor musunuz bilmiyorum. Bir tane böyle tezgah var yine bizim evin ilerisinde. Kapısının önüne bir tane böyle küçük tezgah var. Ve bahçesinde yetiştirdiği ürünleri oraya koyuyor. 100 yene satıyor yani 6 lira gibi bir şey Japonya'daki. En küçük değil aslında 100 yen hani 1 lira gibi diyeceğim ama 1 lira gibi bir şey yani. Ama Türk lirası da şu an 6 lira. 1 lira mantığıyla düşünün. Ne alırsan 1 lira diye oraya koyuyor işte. 2 tane salatalık koyuyor. İşte 10 tane çilek koyuyor. 2 tane bezelye koyuyor. Ne yetiştirdiyse onu koyuyor. Ben hep oradan parayla alışveriş yapıyorum. Çünkü lezzetli buluyorum ürünlerini. Annem de çok seviyor. Her gün hatta dedeye gidiyorum. Dedeye gidiyorum diyor. Orası dede değil aslında. Kadın yetiştiriyormuş. Onu da çok sonra görmüştüm. Yaşlı bir Japon teyze. Karı koca yetiştiriyorlar da. Teyze daha çok ilgileniyor sanırım orayla. İşte ya bu çok güzel bir sistem, çok güvenilir, işte Türkiye'de biz bunu yapamayız falan filan derken teyzem Japonya'ya geldiği zaman biz üçümüz arabadaydık benim civcivde. Tam o serginin önünde de kırmızı ışık var. Bir tane nene böyle garip davranıyor. Öne gidiyor, arkaya gidiyor falan. Bir teyzemle annem dedi ki bu bir şey yapacak herhalde. Biz de aynadan bakıyoruz böyle arabanın arkasına. Nene geldi. Orada bezelyem vardı artık. Ispanak mı vardı? Ne vardı hatırlamıyorum. Aldı çantasını attı kaçtı gitti. Teyzem sayesinde ve teyzem buradayken bir hırsızlığa şahit olduk. Yani sayesinde demeyeyim de. Teyzeme işte hırsızlık olmuyor işte hep burada böyle falan filan diye anlatırken pat gözümüzün önünde nene çaldı. Sonra da işte o komşunun öyle demesi beni çok şaşırttı. İşte gece geliyorlar ürünleri topluyorlar ya da işte hırsızla ne yapıyorsun sen falan dediğin zaman saldırıyorlar falan dedi. Sen sakın görsen bile görmezden gel hiç umursama lütfen dedi. Bunu anlatacaktım size. Bu üçüncü muhabbette buydu beni çok şaşırtmıştı. Dedenin sağ ve sağlıklı olmasına çok mutluyum. Şimdi bir problemimiz var dedeyle. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız onu da biliyorsunuzdur ama etmiyorsanız da edin lütfen. Dedenin bir de böyle karşı dağı gösteriyor. Orada dağ falan yok ama bir yerde kiraladığı ya da bir yerde tarlası varmış. Orada da sebze yetiştiriyormuş. Orada işte patlıcan, patates, domates orada daha çok ürün yetiştiriyormuş. Her gün 5'te tarlaya gidiyormuş. 6'ya kadar yürüyüş yapıyormuş. Sonra tarlayla ilgilenip geliyormuş. Dede iki seferdir 6.45, 6.30 gibi falan zili çalıyor. Kapıyı çalıyor ve ödüm kopuyor her defasında. Çünkü o saatte kim kapıyı çalacak? Bakıyorum zile dede. Sana diyor, sana sebze getirdim. Salatalık getirdi, patlıcan getirdi. İki seferinde Yoshi indi aldı aşağıya. Bir kere ben indim aşağıya. Bir kere inemedim çünkü yani yataktan kalk, üzerini değiştir, aşağı in, nefesle beraber in. Yoshi evde olmadığı zaman onu yukarıda bırakıp inemiyorum genelde. Dede bir kere çaldı kapıyı gitti sonra tekrar geldik. Yani saat problemimiz var şu anda dedeyle. 6'da, 6.30'da geliyor kapıya sebze getiriyor ama sebzeleri çok lezzetli. Geçenlerde patlıcan getirdi. Patlıcan yaptı çok güzel olmuştu. Şimdi duşa girip çıkacağım. Bakalım saçlarım nasıl olacak. İki tüp boyadım. İnşallah güzel olur. Bu kadar şimdilik. Saçlarımın güneşli hali budur. Yoshi biraz arkalarını düzgün boyayamadığımı düşündüğünü söyledi. Umarım öyle değildir ya. Palette 7 kumral. Saçlarım bir uzman kesim istiyor şimdi. Bir
gidiyoruz.